Westerlite bir çamaşır makinesi birkaç sene depoda durmuş, kullanılmamış. Fakat ilk çalıştırmada bir çalışır gibi olmuş. Daha sonra karttan bir patlama sesi gelmiş. Kart elimize ulaştı. Tabii ki makine olmadan kendi bilgi ve tecrübelerimize dayanarak ilerlemeye çalışacağız. Sonuçta makine olmadan yapacağımız işlemler ne kadar sağlıklı belli değil. Kartın arka tarafındaki tırnaklardan paneli kurtarıyorum. Yani buradaki karttaki patlama başka bir bölümden kaynaklanıyordu olabilir. O da bir ihtimal. Kartı incelemeye başlıyoruz. Bakın buralarda bir siyahlanmalar var. Kapasitörün arka tarafları. Devrede bir kopukluk var mı diye fırçayla temizliyorum. Devrede şu an bir kopukluk yok. Bunu daha sonra inceleyeceğiz. Ekran tarafına soketini çıkarttım. Şimdi bu kartı elimize aldık. Bunun tekrardan içinde tırnaklar var. Burayı da kurtaracağız. Bakın işlemcinin üzerinde kısa devreler gördüm. Oksitlenmeler gördüm. Birazdan detaylı bir şekilde size göstereceğim. Bu taraflarda da biraz dirençlerde kızarmalar mevcut. Bunların da ölçümlerini tek tek yapacağız. Parçaların kodlarını size iyice göstermeye çalışıyorum. Yanık, patlak, çatlak olanlar buradaki kodları alarak takabilir. Bakın işlemcinin ayağına dikkatli bir şekilde baktığınız zaman 3-4 tane ayağı oksitlenmiş kısa devre durumunda ya da omaj geçiriyor. Bu kartı da buradan çıkartıyorum. Üstten bir baktığım zaman rölelerin yan tarafında bir siyahlanma görüyorum. Devrede direkt olarak bir patlama çatlama yok. Bakın oradaki direnç kızarmış, hatta bir tane rengi kaybolmuş. Köprü diyotlar. Buralar gayet temiz duruyor. Bu parçamızda da sorun yok gibi. Tabii ki onların da ölçümlerini daha sonra ben yapacağım. Öncelikle şu kızarmış direncimizden başladığımız zaman direncimizden hiçbir şekilde omaj, kilo, megohm hiçbir şey alamıyoruz. Rengi kahverengi, siyah, siyah, altın sarısı. 10 ohum mu oluyor bu? Elektronikçi değilim ya. Çok da anlamıyorum açıkçası. Rengine bakarım, rengini takarım. Şimdi bu direnci buradan çıkartacağız. Mevcut direnç elimizde var mı bakacağız. Diğer taraflardan kontrollerimi sağlıyorum. Kapasitörlerin ayaklarında kopukluk var mı? Onların kontrollerini sağlıyorum. Kartın üzerindeki SMD kapasitörlerde herhangi bir yerde kısa devre var mı? Ölçümlerimi yapıyorum. Bakın işlemcinin üzerindeki oksitlenen kısımlar. Burayı şimdi bir aseton yardımıyla güzelce temizleyeceğim. Yaklaşık 1 saat dokuyacağım. Şimdi detaylı bir şekilde baktığım zaman işlemcinin üzeri 2 renk halinde. Bu beni biraz açıkçası kuşkulandırdı. İşlemci neden 2 renk? Acaba orada değişik bir şeyler mi oldu? Isınma mı oldu? Yani oradaki saniyeye dikkat ederseniz işlemcinin üstü 2 renk halinde kalmış. Yani ya baskı ile ilgili bir durum var ya da ısınma ile ilgili bir durum var. Biz kartı yaptıktan sonra teslim edeceğiz. Çalışıp çalışmadığı bilgisi gelecek. Bakın direncin renkleri kahverengi, siyah, siyah, altın sarısı. Şimdi bunu nereden bulacağız? Samsung Plasma TV'nin kartı vardı bizde. Birazdan onu getireceğim. Onun üzerinden bakacağız. Bir de burada küçük bir trafo var. Trafoyu da yerinden söküyorum. Ölçümlerini sağlıyorum. Trafonun sağlam olduğu kanaatine varıyorum. Trafo ile ilgili herhangi bir sıkıntımız yok. Trafonun kodunu size göstermeye çalışıyorum. Netleştirdik. Trafoyu tekrardan yerine takıyorum. Zaten bunu ters düz takma şansınız yok. Şimdi Samsung plazma kartındaki kahverengi, siyah, siyah, altın sarısı. Bu direnci buradan bir yan keski yardımıyla kesiyorum. Ayaklarını zaten uzun bırakmışlar. Kestikten sonra da bunu aynen Vestel kartımıza aktarıyoruz. İsterseniz bir de ölçümünü yapalım. Gördüğünüz gibi direkt onu verdi zaten. Montajını yaptık. Kapasitörümüz yerinden söktük. Bunun alt ayakları biraz kızarmıştı. Herhangi bir problem var mı diye kapasitör kısmında ölçüm yapıyorum. Onda da herhangi bir problem yok. Kartta başka bir yerde gözle görülür bir kısa devre yok. Ölçümlerde de herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi kartımızı teslim edeceğiz. Kart denenecek. Ona göre de bize bilgisi gelecek. Herkese kolay gelsin. Vestel Winjet 9 kilo.